Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin yeni bölümünde bu kez konumuz Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü karşısında aldığı 2 birlik galibiyet. Bu maçı konuşacağız. Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dakikaları konuşacağız. Oyunu ele alamadığı son dakikaları hatta ikinci yarının çok büyük bir kısmını konuşacağız. Ne eksik kaldı? Fenerbahçe bundan sonra ne yapmalı kısmını konuşacağız. Bireysel performanslara değineceğiz. Olumlu veya olumsuz anlamda. Fenerbahçe'nin hala daha transfer dönemi devam ediyor. Oyuna eklenecek, bu oyuna eklenecek Cengiz Ünder, Fred gibi çok önemli iki tane isim olacak. Bu isimlerden sonra bu oyuna nasıl etki olabilir? İhtiyaç listesinde artık kimler kaldı? Özellikle merkez ortasına ne tip bir oyuncu ihtiyaç var? Sorusuz aslında bu cevabını biliyorsunuz. Benim videolarımı daha önce izlediyseniz. yani Fenerbahçe bu maçın özelinde geleceğine dair fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Sizin de yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum videonun altında. Bütün yorum, yorumlarınızı okuyorum. E, fikir al alışverişinde bulunmak e, şahane oluyor bence. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Servet 8 abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. E, Fenerbahçe e, aslında klasik İspanyol Hoca oyunuyla başladı. İlk, i̇lk 11 de öyle, öyleydi aslında. Hani Fenerbahçe ilk 11'ini gördüğüm anda e, tipik bir İspanyol Hoca oyunu ne olacağını özellikle ilk yarıda bunun karşılığında gördük. E, belliydi biraz. Çünkü tempo ağırlıklı, topsuz koşu ağırlıklı, ceza sah sahası çevresinde içinde kalabalık olacak şekilde bir ilk 11 sahadaydı. İspanyol 6 numarada Mert Hakan 8 numaralardan bir tanesi. Hücuma yönelik 8 numarada Şimanski. E aslında direkt 4-1-4-1 de diyebiliriz buna. E, İspanyol yüksek savunma, orta sahanın gerisini biraz daha sarkık durumunda tek. E Mert Hakan ve Şimanski de durum gerektirdiği zaman oyun kuruluna destek olan ama daha çok topsuz koşularla, dripliklerle şut kovalayacak, savunma arkasına koşu zorlayacak, savunma arkasına top atma, e, top atmaları deneyecek. İkili 8 numara formülüydü. İki tane serbest 8 aslında tam olarak. E, ki İsmail Hoca'nın da aslında o, asıl aklında olan oyun formatının bu olduğunu biliyoruz. Sonuçta verdi. E, yani Fenerbahçe Golleri bulmaya başladı, pozisyonlara girmeye başladı. Çok rahat bir şekilde aslında öne geçti. Klasik Fenerbahçe oyunuyla, İsmail Hoca'nın oyunuyla çok klasik bir şekilde öne geçti. O klasik şekilde öne geçme şöyle aslında. İlk golü hatırlayın. İsmail Yüksek'in kazandığı, Gaziantep oyun kurmaya çalışırken orta sahada kazandığı top... ...ve atağa dönüşmesi, o tehlikeli bir atağa dönüşmesi o topun... ...ve burada hakikaten o atağın tehlikeli hale dönüşmesinde de bitirişinde de Edin Dzeko var. Burada bir Edin parantezi açalım hemen... Bu oyuncu geldiği zaman videolarda bahsettiğim şu vardı. Bazı oyuncularda yaş kriteri biraz arka planda kalabiliyor. Oyuncunun hem profesyonelliği sebebiyle hem stili sebebiyle bazı oyuncuların yaşı gerçekten uzun olabiliyor. Edin Dzeko da o bir tanesi. Çünkü en iyi halinde, prime zamanlarında da çok acayip atletik, savunma markası müthiş koşular atan bir oyuncu değildi. Zaten daha çok işin bağlantı kısmını yapan, hava toplarını karşılayan kenar ortaları cevap veren, çok iyi bir ceza sahası avcısı olan, iyi bitirici olan, çift ayakla gol vuruşları yapan bir oyuncuydu. Ve bunu hala belli bir ölçüde tazeliğini koruyan, üstelik şampiyonlar ligi seviyesinde sahaya çıkacak, finalinde sahaya çıkacak kadar... Inter gibi çok önemli bir kulüpte ciddi süreler alabilecek kadar tazeliğini koruyan bir 9 numaraydı. O ilk golde özellikle işin bitiriş kı kısmı zaten Edin Dzeko, klasik Edin Dzeko, ters ayarlı. Hani Gerçi Edin Dzeko'nun ters ayarı yok da, sol ayarlı diyelim. <laughs> Sol ayağıyla çok net bir bitiriş yaptı. Ama onun öncesinde İsmail Yüksek topu kazandıktan sonra bağlantıda çok önemli bir hamle yaptı orada. derine gelip orada savunmacıyla mücadeleye girip topu rakip arasında girdi ve topu Fenerbahçe'de kalmasını sağladı. Sonra hata tehlikeli hale dönüştürecek pası attı. Ceza sahasına koşuyu devam ettirdi. Ve golde buldu Edinceko. E, Şimanski'nin asistinde de çok iyi bir bitiriş yaptı. Hem topu kontrolü altına alışı, vücudunu gol vuruşu yapacak açıya çevirmesi o kısacık alanda, kısacık zamanda hemen vücudunu sol attı ve ayak içiyle bitirdi. Ee, yani ya bu tip santraforlar çok önemlidir büyük kulüplerde. 0-0'ı 1-0 yapacak santraforlar çok değerlidir. Hani bunun e, benim kare karşılığı da var. Bir takımı 0-0'da tutacak e, ki şu anda mesela Altay'a yöneltilen eleştiriler halkı olarak bu şekilde 0-0'da e, hatta 1-0'da takım öndeyken hani o ilk topu ilk bir iki topu kurtarması gerekiyor kalecilerin ee, takımına moral vermesi açısından. Ya arkamızda bir kaleci var nasıl olsa yani bir atak yesek de o kolay kolay yemez hissini verecek bir kaleci 0-0'da tutacak kaleci çok önemlidir. Aynı şekilde rakip kalede de o dengeyi bozacak. Ee, rakibin hala direnci yerindeyken, rakibin ana planı hala sağdayken. Çünkü gol yedikten sonra rakibin planı da bozuluyor. Biraz daha savunma, da, savunma yöne çıkarmak zorunda kalıyor. Biraz daha çok alanda hücum yapmak zorunda kalıyor. Ama Hala o kilit savunma, savunmayı yaparken rakibiniz daha az alan verirken o 0-0'ı 1-0 yapacak Santofor daha kıymetli bir Santofor'dur. E, o yüzden Edin Dzeko böyle bir adam. E, 0-0 1-0 yaptı, 1-0 2-0 yaptı. Ben Skatürk döneminde de bir Santofor'un gollerini irdelerken e, evet mesela 30 maçta 22 gol atmış. Fena değil ama şuna bakardım. Kaçı 0-0 gelmiş. Yani kilidi açan gol kaç tanesi? E, bazı forvetler var. E, maç zaten kopmuş maçı 2-0 onu 5-0 yapmış hat yapmış mesela e, o yüzden edinecek o tarzı ceza sahası avcılar oyun dengedeyken o dengeyi bozacak santrifolar çok önemlidir o da bu yaşında bunu yapıyor gerçekten ki fiziki direnci de o ilk golün başlangıcında gösterdi savunmacıyla girdiği mücadele konusunda son dakikalarda yaptığı presi de hatırlarsınız o dakikada bu yaşanan hemen yaptığı presi de hatırlarsınız gerçekten sahaya karakter koyan aynı zamanda kalite koyan bir 9 numara. İkinci gol de tipik bir e, Fenerbahçe golüydü. Yine çok adamları rakip ceza sahasını çevirildi. Kentin içeriye dalışı, e, savunmanın dengesinin bozuluşu, Şimanski'den çok güzel bir kilit bas ve yine Edinceko'nun bitirişi. Hatta ilk golde yine tipik bir Mert Hakan hamlesi gördük. E, Mert Hakan topla oyun içerisinde kendisini çok fazla gösteren bir orta saha değil ama topsuz koşuları gerçekten denge bozuyor. Edinceko'nun o kadar demarke pozisyonunda kalmasında, golü tekrardan izleyin, e, Mert Hakan'ın e, durmak bilmeyen Koşusu çok etkili oldu çünkü savunma odağını kendisine doğru çekti. Edencek o demir pozisyonunda pozisyonda kaldı. Zaten İsmail Hoca'nın 8 numaralardan istediği topsuz koşuları bu iki oyuncu da gerçekten belli bir seviyede, iyi bir seviyede hatta yapabildiğini söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe ilk 30 dakikada istediği oyunu oynadı. Klasik oyunuyla, tempoyla presle, rakip cezasına kalabalık gitmekte, savunma arkasına, savunma aralarında, orta sahalarına attığı koşularla dengeleri bozdu. Ve plan çalıştı. Ama mesela ilk olarak... Artık hani işin diğer tarafına geçelim. Osay'ın sakatlanması oyunu biraz bozan etkenlerden bir tanesi oldu. Bu Osay zaten hani dönen toplarda önemli bir kalite e bek açısından. Topla yetenekleri belki sınırlı oyuna katkı açısından. Sadece biraz çizgiye yakın oynayıp or topu ortaya çeviren, e topsuz koşularla bindirme yapan, bu şekilde destek veren bir oyuncu. Daha çok savunma tarafıyla ön planda. Ama o sakatlanması şunu getirdi. E, Jadon Ostrovole sahaya girdikten zaman sol bekte oynadı mecburen. Yani Ostrovole'yi sağ bekte oynatamazsınız. E, Ferdi yani çift tarafta oynuyor ama Ostrovole tipik bir sol bek ya da sol stoper. E, üçünün sol stoperi. Böyle bir oyuncu. E, Ferdi mecburen sağa çekince o Fenerbahçe'nin diğer oyun oynayabilecek. Hani prese artık cevap alamazsa ya da artık biraz pres yapmadan topu dolaştıralım biraz oyun kuralım denildiği anda... Ki en kuvvetli bağlantısı kopmuş oldu. Ferdi Tadiş bağlantısı. Ki bir önceki Avrupa maçında o videoda bahsetmiştik bunu. Ki onu da sabit yorumları bırakacağım izlemek isterseniz. Ee, orada da güzel anekdotlar vardı bence maça dair. Ee, Ferdi Tadiş bağlantısı Fenerbahçe'nin şu anda oyun kurulumu için, derinden oyun kurulumu için en e, kilit bağlantılardan bir tanesi. Ee, Ferdi'nin top kendisindeyken, top Fenerbahçe'deyken orta sağlaşması Fenerbahçe'nin oyununu çok rahatlatan bir etken oluyor. Ve o orta sağlaştığında karşısında Tadiç'i gördüğünde gerçekten bir orta saha gibi davranıyor. de işte çok iyi ikili oyunlar yapıyorlar ve Fenerbahçe'nin hücumları zenginleşiyor. Ama sağ bekte bu aynı şeyi göremeyebiliyoruz. Hem önünde Tadiç olmuyor hem de Ferdi sol bekten içeri devrildiğinde daha bir orta sahalaşıyor. Peki bu, bu arada bütün hemen hemen bayağı bir kulübün kulübün denediği bir şey, takımın denediği bir şey bu artık. Orta sahile geçirmek için beklerin top kendinizdeyken ekstra orta bek pek Guardiola biliyorsunuz bunu başımıza bela etti. <laughs> İroni anlamında tabii ki. yani aslında Philip Lahm bunu çok önceden oynuyordu ama işte Almanya milli takımında özellikle. Sanki oyuncunun kendi karakteri sebebiyle otomatikman gerçekleşen bir şeydi. ama Pep Guardiola bunun taktiksel olarak en belirgin şekilde yapan teknik adam oldu. hatta son dönemde John Stones stop erken orta sallaşıyordu, İşte Rico Lewis öyleydi, Cancelo böyleydi. şu son dönemde Arsenal de buna geçti. Thomas Partey mesela son maçta sağ yazdı Arteta ama Topu Arsenal derken orta sağlaşıyordu. Buradan maç tabii ki merkez daha kalabalık tutmak. Dönen toplarda da merkez hemen reaksiyon vermek. Fenerbahçe bunu Ferdi ile yapıyor aslında ve orta sahada özellikle oyun kurulumunda sıkıntı yaşadığı bir formasyonda oyuncuların stili itibariyle Ferdi'nin bu rolü Fenerbahçe için çok kritik oluyor. Ama bunu sol bekleyken çok daha rahat yaptığını görüyoruz. Sağ bekleyken hem o kadar rahat etmiyor sanki. Bir de tadış bağlantısından kopmuş oluyor. O yüzden Fenerbahçe'nin atakları bir zenginlik açısından Çeşitlilik açısından biraz sekteye uğruyor gibi e, bu durumda. Çünkü Jadon Osterwald'a biraz topu alayım, süreyim, hemen ortaya çevireyim. Biraz daha koş koş oyuncusu o da. E, ama Fenerbahçe biraz daha, e, hani orta sahası da böyle koş koş oyunundan biraz daha uzaklaşıp oyun aklına ihtiyaç duyduğu dakikalar oluyor. Şimdi de o dakikalara geçelim. E, yani Fenerbahçe 2-0 önde, rakip eksildi. E, her şey avantajlı halde. E, 2-1 oluyor kaleci hatasından olabilir olabilir derken Fenerbahçe maalesef alıştı bu duruma kaleci hatasından ilk golü yemek. Gel yani Altay konusunda şunu söyleyeyim. Bu kadar kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Ama Altay'la devam edilmesi Fenerbahçe için de Altay için de çok kötü bir karar olur. Çünkü bazen futbolda işin mental kısmından uzaklaşmamak lazım. yani futbolcular birer insan ama şu anda çok ciddi şekilde baskı altında Altay. Ve bu yüzden taraftarı da suçlamıyorum. Taraftarı daha iyi bir kaleci görmek istiyor olabilir tabii ki. Ama şu anda çok o gerginliği hissediyorsunuz, Altay da hissediyor. Yani en ufak hatasında yine mi Altay denileceğinin farkında. O yüzden o baskı altında hataları daha da fazla arttı. Ee, yani Altay ile Altay 11'de Fenerbahçe'nin devam kararı Altay'ı tamamen kaybetmek olur. Yani oy, oyuncunun kaleciliğini kaybetmek olur. Fenerbahçe'yi de kalecisinin kaybetmek olur. O yüzden artık orada orada bir transfer kaçınılmaz. Yani... Zaten %85, %90 oranında kaçınılmazdı. Bir yabancı kaleciye geçiş anlamında. Ama artık tamamen kaçınılmaz oldu. Onu söyleyeyim. İkinci yarıda merkeze bir tazeleme yapıldı. Mert Hakan çıktı. Zayis girdi. Ee, sonra Şimanski de çıktı. Ama merkezde Fenerbahçe merkezinde oyuncu değişikliği o, ne olursa olsun sadece fiziki direnç değişmiş oluyor. Yani biraz yorulmuş yıpranmış bir oyuncu almış oluyorsunuz. Aynı stilde bir başka oyuncuyu sahaya atıyorsunuz. Yani Miha Zayis sağdaki Mert Hakan gibi, Šimanski gibi böyle oyunu işleyeyim. Eee orta sahan derinine geleyim. Burada oyun kurulumuna da yardım edeyim. Topu beke vereyim, tekrar alayım. Bir rakibin direncini kırayım, baskısını kırayım. Daha sağlıklı uzun paslarla takımı direkt direkt şekilde hücuma çıkartayım gerekli zamanda. Böyle oyuncular değiller. 6 numaradaki İsmail de böyle bir oyuncu değil. Fenerbahçe'de o yüzden her, her zaman söylediğim şey bu. Çok aynı tip orta saha var. Çok fazla aynı tip ortasağı var. Hatta gelen Fred de bu aynı tip ortasağların kaliteli versiyonu. Yani çok kaliteli bir Mert Hakan mesela. Yani bu kıyaslamadan Fred'i kötülüyorum gibi düşünmeyin asla. Yani stil olarak Fred de topsuz koşularıyla, dripnikleriyle, hat kıracak dripnikleriyle, temposuyla prese inanılmaz destek vermesiyle çok kaliteli bir oyuncu. Ama oyun bu olunca kaliteli bir oyuncu. Ondan da çok oyunu işlemesini bekleme, bekleyemezsiniz. İşte pas pas pas, rakip... E baskı yapsın, paslarla çıksın. Öyle o stilde bir oyuncu değil. Doğru tanımlanması hiç adına söylüyorum. Kesinlikle çok önemli bir ekleme. Cengiz Ünder de aynı şekilde. Fenerbahçe'nin kalitesini yukarı çekecek eklemeler bunlar. Ama Fenerbahçe'nin gerekli durumlarda oyunu ele alacak orta sahası hala yok. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Ve bu çok önemli bir eksiklik. Çünkü evet ana planınız pres olabilir. Presle top kazanıp denge bozmak, dengesiz yakalamak daha doğrusu olabilir tempo ile o dengeyi bozmak olabilir ama bunu 90 dakika yazmakta da, yaymakta da çok zor. Bu maçta görüldüğü üzere sezona yaymak daha da zor. Yayın, zaten mesela geçen sezon George döneminde. yani her zaman bu oyun çalışmaz. Oyun çalışma dallarında da farklı bir fikriniz olması gerekir. O fikri de oyuncularla yapabilirsiniz. Yani bu oyunun ağ babası da bu oyundan vazgeçmiş durumda. Jurgen Klopp'tan bahsediyorum. Yani bu presle denge bozmanın işinin babası Başarılı olduğu sezonlar da oldu. Endorplu tabi Liverpool'da şampiyon oldu ama e, çok sürekli hale gelmeyeceğini kendisi de bence kabul etti. Ve başka artık e, çözümlere gidiyor Liverpool. Mesela Thiago gibi orta saha gitmişti daha önce. Yani sakatlık yaşadı ondan şu an vazgeçmiş durumdalar. Ama yine de o değişen oyuna ayak uyduracak orta sahaları gidiyorlar. McAllister'a gidiyorlar mesela. Daha oyunu el alacak bir orta sahaya. Trent Alexander Arnold'ı orta saha gibi kullanıyorlar. Daha pasör, daha oyunu alacak bir oyuncu olarak. Ee, yani koş 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 nereye kadarı Jürgen Klopp bile kabul etmişken bence Fenerbahçe'nin de hazır şu anda şu aşamada ben bütün takımlar resmi hazırlık maçları yapıyorlar. Yani bütün şampiyonlu adayı takımlarımız ilk 5 haftayı en az hasarla atlatalım. Eksiklerimizde bir resmi maçlarda, lig maçlarını bir görmeye devam edelim maçlar oynayacaklar aslında. Hem takım kurgusu iyice oturacak, oyuncuların ritmi iyice oturacak. Ee, hani oyuncular daha çok böyle hazırlık döneminde fiziksel antrenmanlar yaptılar. toplu e, topla aşina aldıkları biraz daha artacak, o oyunları biraz daha artacak. E, ve en önemlisi, ya şu eksik kalmış denilecek bölgede hala transfer dönemi bitmemişken hamle yapma şansı olacak e, takımların. O yüzden Fenerbahçe'nin o şansı, o hamle şansını çok doğru birisinde doğru bir orta sahi kullanması lazım. Mutlaka e, topu kırmayacak, oyunu işleyecek. Sadece tempoda ve pre, presle değil, hatta onlardan daha öncelikli olarak pasörlüğüyle baskı altında topu topla rakip kaleye dönmesiyle temponun düşmesi gerektiği yerde tempoyu düşürecek. Kısacası oyunu ele alacak. Yani zaten başlıkta da bu var. Oyunu ele, ele alabilecek bir orta sahadan bahsediyorum. Yani bunu her zaman Jorginho tipi bir altı numara olarak tanımladım. İlla Jorginho'dan bahsetmiyorum. Hani aynı kalitede olmayabilir. Benzer stil olabilir. Ada planınızda yazmayabilirsiniz ama en azından oyun buna dönünce sahaya atmanız gereken bir oyuncu olabilir. Ee, ama mutlaka belki 11'de ya da kenarda böyle bir oyuncu şart fena başlıyor. Çünkü böyle bir oyuncusu yok. Ee, şuna hiç katılmıyorum. Fizikli Tempolu bir altı numaraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü sorunu oyunu ele, alam ele alamamaktı. Karşılama sorunu yoktu Fenerbahçe'nin. Yani böyle bir oyuncuyla daha tempolu olursa daha kuvvetli olursanız dönen topları rakibin ataklarını savuşturma ihtimali daha fazla artar. Ama yine oyun rakibe gider. Yani oyunu rakibe vermemek ve daha iyi savunmak mı oyunu hiç vermemek mi? Burada bence Fenerbahçe'nin karar vermesi gerekiyor. Bence oyunu vermemek daha mantıklı. Yani bu tip orta sahalar aslında aynı zamanda en güçlü orta sahalardır. Yani en güçlü savunmacı orta sahalardır. Çünkü oyunu vermezler. Rakip bir iki baskı yapmaya çalışır. Topa ayağı ayağınıza almaya çalışır. O baskıyı o baskıyı kırar bu bahsettiğim orta sağ. O baskıyı kendi hatana dönüştürür. Rakip baskı yaptığı için eksik yakalanır. Topla bir döner. Koşu gösteren Ryan Kent'e gönderir ya da işte Cengiz Ünder'e gönderir. Rakip de der ki ya biz baskı yaptıkça yine pozisyonu biz yiyoruz. Direnci düşer bir anda. Bu tip mesela bunun en 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 yenen babası Modrić'tir. Modrić çok iyi bir savunmacı altı numaradır mesela. Ee, yanlış anladım Modrić bulun demiyorum tabii ki. Hani e, savunmacı altı numara, sekiz numaralardan bahsediyorum. Hep böyle aklımıza tempolu işte ayı boğan böyle altı numaralar sekiz numaralar geliyor ya. O değil aslında. Modrić gibi adamlar daha aslında savunmacı çünkü rakibin baskı yapma ihtimalini ortadan kaldırıyor. O baskıyı kendi hatana dönüştürüyorlar. E, Fenerbahçe'nin mutlaka oyun aklı daha üst düzeyde olabilecek bir orta saha gitmesi gerekiyor. yani gitmesi gereken ekstra orta sahanın bu tip bir oyuncu olması gerekiyor. Yoksa tamamen e, presle, tempoyla nereye kadar durumu var. Hani bu maç, için, maç içinde de ortaya çıkıyor. Sezon boyunca daha da fazla ortaya çıkar diye düşünüyorum. E, Cengiz Ünder transferini önemsiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten üç, böyle ideal rahatlıkla 11'e yazabileceği Türk oyuncuya ihtiyacı vardı. Bunun bu sağ önde olması gerekiyordu planlama açısından yoksa eliniz çok tıkanıyor. Ferdi çok rahatlatıyor zaten o konuda. Cengiz Ünder de artık yeri garanti. Ve Cengiz Ünder artık bir forvet oyuncusu olarak görmek lazım. Milli takımdaki o aklımızda kötü kalmış performanslarında Cengiz Ünder bence yanlış kullanılıyordu. Cengiz Ünder topa ayağını yani alsın, oyun kursun kenar forveti değil. Aslında tipik bir golcü, skorer bir kenar forvet olarak akılda kal kalması gerekiyor. Hatta Marseille'deki en iyi performansını ikinci forvet rolünde böyle. Alexis Sanchez'in etrafında dolanan ikinci forvet rolünde vermişti. Yani kaleye yakın bir Cengiz Ünder daha fazla fark yaratır bir de Fenerbahçe'nin işte e, için paslarını düşünüyorum. Boşa boşa attı final pası yok tar için bu arada. Gerçi boşa pası yok. E, Ceko'nun bağlantı oyunlarını düşünüyorum. Böyle bir yapıda ki zaten Ceko ile takım arkadaşı daha önce Cengüz'ünler Bol bol şut fırsatı gelir gibi ceza sahası içerisinde ve e, ciddi bir skorer bir dönem geçireceğini düşünüyorum ben Fenerbahçe ile. Ama e, altı numara durumu kritik. Üçüncü Türk oyuncu işte Maçına göre İsmail, Mert Hakan ya da Sabek Mert, Mert de olur. Stoper Serdar olur. Maçına göre artık o tercih edilecektir. Ee, bence kaleci ihtimali ortadan kalktı artık. Ama e, oyun kurucu bir altı numara, baskı kırıcı bir altı numara Şart Fenerbahçe. O konuda aynı yerdeyim. Bakalım transfer döneminde isimler geçtikçe zaten değerlendirmeye devam edeceğiz. Maç artısı bölümleri de devam edecek. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.